Beşiktaş Belediyesi yapmış olduğu projelerle her sene birçok öğrenciyi Avrupa'yı görme ve tanıma fırsatı sağlıyor. Bu sene Beşiktaş'tan Avrupalı Gönüllüler projesi kapsamında 6 öğrenci İtalya'nın Bari kentinde bulunan dezavantajlı gençlere yönelik kampa katıldı. Proje kapsamında Avrupa Birliği'nden hibe alan öğrenciler hiçbir ücret ödemeden konaklama, yeme içme ve vize gibi tüm masrafları hibe bütçesinden karşılandı. Bir süre önce Türkiye'ye dönen Bahçeşehir Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Özge Altıntaş deneyimlerini şöyle anlattı. Çok şey öğreniyorsunuz. 2 ay yeni insanlar, yeni kültür, 2 dil, yani gittiğiniz yerin ana dili İngilizce ve Türkçe olmak üzere aslında 3 dili sürekli konuşuyorsunuz ve aynı zamanda başka öğrenciler de oluyor. Mesela Polonya'dan arkadaşımız oluyor, Letonya'dan oluyor. Onların dilinde de bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Ya bence çok güzel bir deneyimdi. Ben çok şey öğrendim. Aynı zamanda en güzel öğrendiğim şey de parayı nasıl yönetebilirim? Çünkü bir hibe alıyoruz ve o nasıl kontrol edebilirim? Kendimi nasıl kontrol edebilirim? Çok şey katıyor gerçekten. Projeye başvurup İtalya'ya gitmekle doğru bir karar verdiğini söyleyen Altıntaş, katkılarından dolayı Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür etti. Beşiktaş'tan Avrupalı Gönüllüler projesine başvurmak isteyen öğrencilere de bir çağrısı vardı. Öyle bir şansları varsa hiç düşünmeden başvursunlar ve hiç bana çıkmaz, bana olmaz tarzına düşünmesinler. Gerçekten oluyor ve çok çok güzel bir deneyim. Bence tecrübe etmeleri gerekiyor. Beşiktaş Belediyesi'ne, Dışişler İlişkiler Müdürlüğü'ne çok çok teşekkür ediyorum. Projeyle İtalya'ya giden bir başka öğrenci ise Nişantaşı Üniversitesi öğrencilerinden Oğulcan Matur. Projeyi Beşiktaş Belediyesi'nin web sitesinde görüp başvurduğunu söyleyen Matur, İtalya'da farklı görevler yaptığını da belirtti. Değişik festivaller oluyor, değişik görevler oluyor, restorasyon hizmetleri oluyor, engelli çocuklarla ilgilenebiliyorsun. Bizim görevimiz festivallere yardımcı olduk. Bazı festivallere afişler hazırladık. Boyama şeklinde afişleri sonra dağıttık, astık. Proje kapsamında İngilizcesini ilerlettiğini de söyleyen Matur, Beşiktaş Belediyesi'ne de teşekkür etti. Benim İngilizcem çok iyi değildi giderken. Ama daha sonra kendimi ifade edebildim sürekli. Hani sonlara doğru biraz daha kendimi geliştirdiğime inanıyorum. Beşiktaş Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Özellikle bize ilgilerinden dolayı, alakalarından dolayı çok teşekkür ederim. Hiçbir sorumuzu cevapsız bırakmadılar. Beşiktaş Belediyesi olarak bütün gençleri projelerimize bekliyoruz.